Kimsin sen? Dur. Ver şu paraları. Onları çaldın. İçeri nasıl girebildin? Zeyn! Yenge! Fat abi! Zeyn. Zeyn, bu kadın bir hırsız. Onu paraları çalarken yakaladım. Hatice abla? Hatice Hanım? Süraya Hanım, ben Osman Bey için Yasin okuyordum ama bu kız içeri girdi. Beni hırsızlık yapmakla suçladı. Osman Bey'i nazardan korumak için kullandığım paraları elimden aldı. Sonra da bana hırsız dedi. Ben hırsız değilim. Hatice Hanım onurludur. Sen kimsin? Onu daha önce hiç görmemiştim. Aa, o Zeyn'in hanımıdır. Hiç karşılaşmadığınız için de tanımıyor olman çok normal. İyi de yaşlı bir kadına böyle davranılır mı? Üstelik dua ederken. Ben yıllardır her Ramazan buraya gelir zekatımı alırım. Ama hiç kimse bana böyle davranmamıştı. Kimse bana böyle saygısızlık etmemişti. Osman Bey de tanıktır. Bu kadın bana hırsız dedi. Mübarek Ramazan'da olacak şey mi bu? Hem de Osman Bey'in evinde. Bu çok yanlış. Öyle mi? Ya sana ne demeli? Seni o paraları çalarken gördüm. Süraya Hanım, burada daha fazla kalamam. Ben zekatımı almaya geldim, hakaret görmeye değil. Beni bir daha buraya çağırmayın. Hatice abla, dur biraz. Aliye, bana kalırsa yanlış görmüş olmalısın. Hatice abla yıllardır bu eve gelir gider. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Bunu fazla kafaya takma, tamam mı? Onu paraları çalarken gördüm. Sence yalan mı söylüyorum? Ağzımdan öyle bir laf çıkmadı benim. Çıkmasına gerek yok Zeyn. Allah razı olsun Süraya Hanım. Ramazan ayı hayırlara vesile olsun. Aa, Hatice Hanım lütfen gitmeyin. Öfkenizi bir kenara bırakın. Bu saygısızlığı için sizden hemen özür dileyecek. Özür dile Aliye. Özür dile Aliye. Ben... Kusuruma bakmayın lütfen. Belki de ben yanlış görmüşümdür. Hayır kalsın. Özrüne ihtiyacım yok. Bir insanın onuruyla oynadığın zaman bunu düzeltmek çok zordur. Tamir etmek kolay değildir. İstediğin kadar özür dileyebilirsin ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bu ailenin bana olan inancını da yerine getiremez. Kusura bakmayın. Bu evde bir dakika daha kalamam. Bu aile senin gibi biri olduğu sürece ne huzur bulur ne de işleri rast gider. Uğursuzluk başınızdan eksik olmaz. Osman Bey de bunun ispatı. Bu sözlerimi sakın yabana atmayın.
Her şey gün gibi ortada. Bu kadın ailenize katıldığından beri uğursuzluklar başınızdan eksik olmuyor. Ve o burada kaldığı sürece bu asla son bulmayacak. Hepiniz haksız ithamlara maruz kalacaksınız. Durun, gitmeyin lütfen. Hiç olmazsa zekatımızı kabul edin, rica ediyorum. Hayır, sizin zekatınıza ihtiyacım yok. Zekat fakirler içindir. Ben de fakirlere saygı duymayan birinin zekatını asla kabul etmem. Bu evin kapısı sana her zaman açık oldu Hatice. Gerçekten benim masum olduğuma inanıyorsan, yanlış bir şey yapmadığıma inancın tamsa... o kadının fakirlere zekat dağıtmasına izin verme. Onun fakirlere en küçük bir saygısı yok. Yaptığının affedilir tarafı yok. Onu Osman Bey'in yanına ben yolladım. Dua etmesi için. Ve sen onu hırsızlıkla suçladın. Üzgünüm. Umarım sizin için mahsuru yoktur. Ama ben bugün zekatları yalnız dağıtmak istiyorum. En azından Hatice Hanım'ın hatırı için. Çünkü bu olanları hiç hak etmedi. Anne, Aliye bir hata yaptı sadece. Hepsi bu. Ama Aliye öyle biri değil anne. O herkese karşı saygılıdır. Ama istediğin buysa Aliye bu defalık zekat dağıtmasın anne. Ama bunu onun yerine benim yapmama izin ver. Tamam. Bu defalık zekat dağıtmayayım. Yeter ki sen üzülme. Affedersin abi. Bugünkü teftişi sen yap lütfen. Senin için mahsur yoksa. Sağ ol.